Evet arkadaşlar, şimdi İzmir'den yeğenlerimiz gelmişler. Heh, çadır kuruyorlar şu yaylanın düzüne. Bakalım ne diyorlar. Heh. Ha, eniştem de gelmiş. Bilal da gelmiş yiyen. Eniştemin oğlu. Hep soruyordunuz. Yengileyoruz gayet Mehmet abi ya. Kampçı. Hoş geldin bakalım. Hoş bulduk. Geldin, nasılsın, iyi misin? Yok fırlığa da şey olmaz. Yok. Hoş geldin yine oraya. Hoş bulduk. Derim, İsmail Bey'in derim yok, bu arazi. Yok Gülen amcamın arazi. Ama arazi bizim. Kırmızan Demir'in geldi. Yok sıkıntı bırak. Olmaz arazide. Şunu da yok ben gelecek zaten onlar da gelecek. Görüşmek ederiz. Ne yapıyorsun enişte, iyi misin? İyiyiz yine oraya. Sarı bu filmi çektin mi? Bilal dedi. Bir hafta 10 gün izinim var dedi. Hı-hı. Ben de su saatinin olduğu yer şey vanayı bilmiyor. Burada bunlar iki arkadaş kampta duracak. Evet, su varasına şey evde ne ihtiyacını alacak burada. Sırf onun için geldim yani. Gel evde yat diyor. Biz de bir daha arkadaşı gelecekmiş. Onu da kura vuracaklar. Buraya diyor para başka yerine alıyorsa diyor parayla vurduruyorlar. Hadi ya. Geceli 40 liraymış. Abi bu kadar basit mi onu kurmak? Olacak ya. İşi bilene kolay. Ana. Dedim o direkt alalım biz bunlardan. Alalım ya, Bilal satıyor herhalde. Bilal satıyor değil mi? Yok abi ben satmıyorum. Bende 3 tane var. 3 tane var. Ulan bak şey dedim o. Telefonum bile çekiyor bak burada. Aha. Telefon çekiyor burada. Çekiyor burada telefonu. Alo. Kamp çadırı. Abi kamp çadırı kuruyoruz şu anda, kamptayız. Kamptayız. Vallahi nereye? Amcamın yeri var ya, Şahin'in evinin üstüne. Amca da gelecekti, geldi mi? Gelecek, o da gelecek. Ramazan da gelecek bu telefoncu. Ha, oğlum kamp kuruyoruz biz buraya. Senin kardeşine geldi. Demir Ahmet'in oğlu vardı. Onu tanıyor musun sen? Sen tanımazsın gerçi onu da. Ondan kamp kuruyoruz. O nesi? Kurması mı? Bu yağmurlu desin. Bu yağmurluk. Çünkü yarın yağmur olacak ha. Kamp kuruyoruz. Şahin'i izle. Sen Şahin değildin o. Canlı yayın yapacak. Yok canlı değil lan. Gel sen Buram. İyi hadi bakalım. Kim arıyor? Vallahi Mehmet abi. Yakup bu. Yakup mu? Ha. Ben sana dedim Mehmet abinin mezarını kazam demedim. Vallahi dedi az önce kazdı. Evet, 10 dakika olmaz değil mi? Az önce söyledi ya. Yok İsmail'e yarın yerini gözleriniz var. Siz de şahit olun. İsmail evin arkasında çalışırken hasta oldu. He. Herhangi bir şey olursa mesuliyet kabul etmiyor. Yok abi. Yok abi, Mehmet abi ya. Sen onun dediğine bak. Tamam şimdi. Tamam, bu kadar. Bu kadar. Matları getireceğim. Araba da çıkıyor. Mat da burada geçiyor. Değil mi o? Araba da çıkıyor bura bak. Aynen. Daha oradan buraya gelen nereden çıkıyor? Nereden? Yol yol yani. Bak buradan. Bizim günlerde arabayı halip çaldı. Gel buradan şuradan. Evet. Koy arabanı da bura. Tamam. Işığı nasıl edecek? İşte arabanın aküsünden alıyorum. He. Arabayı sen buraya getir gel. Getireceğim şunun içini. Uçmasın. Olur, ne olur, ayrı mesele. Tabii Mehmet abi nasip her şeyin başına. Bakayım belki mi içini açmıyor nasıl? Yatacak kadar var mı? Ha böyle. Büyük kaya lan. Büyük çift kapı mı? Sen ya sen canım üstüne ya kapı herif ya. Kampçı, kampçı bile. Başıma yine kadarım ben onu. Yağmur yağmaz. Ya. Ay kadarım. Yani yandan sonra onu. Belki altına mı yatılıyor? Bunun üstüne yatıyoruz. Isıtıcı. Isıtıcı, uyku tulumu var. Şahin gitmeden video da çekeriz. Çayı demledi verdim sen boş ver. Ben yapayım size de çay için burada ateşi yakacağım. Çay da yapmayayım. Tamam gözde. Akşam tamam. Burada olamam. Buna kestire var. Tamam oğlum. Oğlum gelin sandalye masada koyacağım şimdi buraya. 2 kilo kestire de aldım. Geldim. Tamam. Oo. Izgara da getirdim. Hepsi bütün ekip. Oha. Tamam. Vallahi ben sokulurum içeri. Ben hep ben onu da getirdim. Ben odunu ne ettim? Ya ya. Kestimler ben ne zaman? Havala şey. Yok yaşa az kesmiyor. Kesinlikle. Niye? Vardır, kuru vardır. Çevreci bunlar, çevreci. Deze oğlu. Getirdim, gireriz ormana, iki ağaçlarına. Hala şunlardan kes, bunlar kiler. Ağaçlardan şey etme, çıkardın o evin onun dokunma. Yaş odun olmayacak şeydi mazda. Yaşa az kesinlikle karşıyım ben. Yaşa az kesinlikle karşıyım ben.
Laş ağaç kesmiyoruz Mehmet abi. Sobaya sığmayan o günleri ben sana şimdi göstereceğim. Bana mı? Sen öyle göstereceğim. Mis gibi işte. Ablam da gelmiş. Ben sana dedim geleyim. Biz dedik ya biz pazartesi gün gideceğiz geri. Bilal burada. Bir hafta 10 gün burada. Hı. Tatil mi? Adam boşuna mı kamp kuruyor burada? Ya bütün evi buraya taşıdım ya. Allah Allah. Dedim sen İzmir'e gitme bu hafta. Biz de var bir şenlik burada bir kamp da biz kuralım. Yarın arkadaş da gelecek işte dediğim gibi Simav'dan. He. Bu da uyku tulumu işte. Allah Allah bak uyku tulumunu da getirmiş. -35'e kadar koruyor. Allah Allah. Gölcük'te bununla ben şeyin içinde çadırın içinde atletle yaptım. Yok ya. Pilot atlet de çok sıcak. Evlere bunun adını almak lazım. O zaman alalım biz herkinden bir tane ya. Mehmet abi. He. Stop oyna. Kaç para dedim o? Benim aldığım şey 1 milyar. Abo. Tuzluymuş. Eksi 35 derece dedi. Bir ton şey parası değil. Kömür parası değil. Evet, tamam sen de. Vallahi yemin ediyorum özlemişim ya. Bir aydır çıkamıyorduk dışarı. Demirci, Simav, tur yaptırdı getirdi. Buradan mı geldiniz? Lan gayne ulan ya benim kamyonetle gitmesem tam 1,5 günlük yol. Hadi ya. Yol dar, virançlı, bilal hızlı geldi ama benim yapacağım iş değil oraya. Evet. Şey diyordu, 10 sene 20 sene sonra burla diyordu, şey olacak diyordu. Hakikat dediği oldu. Annem bilen, bizim günler orada bir indirin bilen. Enişte yakın zamanda burla kamp mı olacak dedin sen? Biz görmeyiz. 50 sene sonra evet. Cırılan damının yanından ta yaplara varasa kadar bu dipleri bütün aşırı zenginler alabilir. Görüyor mu bak dediği nasıl çıkıyor bak. Ama 50 sene geçmesi lazım. 50 sene var mı acı enişte bence bu yani. Ya kaptan var olmaz ben aşağıdan 50 sene diyorlar. Ben aşağıdan koy ve yine yukarıda o gitmeyen. Neden? Sene. Şimdi burada çamlığa bak. Ağaç kokusu alacaksın diyen kişi oralara sığamayacak. Gelecek buralarda diplere böyle senden benden hazinenin yerine ora bura verecek kirasını vuracak çadır şeysini. Evini vuracak. Çadırını vuracak. Konteyner veya çadır veya yazlık o. Evet. Ama bir 50 sene geçer. Onun geçmez beyazınız... geçmez. 50 sene geçmez. Neyse pazarlık etmeyin gayet. Kamp kurmaya başladılar zaten. Kamp kurmaya başladık. Kamp falan yaptık. Kamp falan yapacağız piknik. Bilal ne diyor bak, buraya diyor, başka yerlerde olacak diyor, geceliği 40 lira diyor. Mehmet abi, doğru. Amcama söyleyeyim ben burayı böyle bir düzlettirivereyim, burayı kamp alanı yapam. Ya düzleme ücretli. Gerek yok ya bu işte. Bay bu burayı. Ya taşları böyle kalktırız aşağı, ücretli evet. Kamp alanı yaparız. Gelir olur. Öyle olursa o ayrı ben yapacağım dedim. Millet geliyor gelmez orasını bilmeyiz. Lan bu çama gelmez mi adam? Ya gaffer fiyo. Avcılığa yine geliyor. Davşan buradan geçiyor. Geçemez. Davşan buradan geçiyor. Üzerinden bekle yatan içinde. Hay Allah. Tilkiler panlıyor buralarda. Rahatsız eder Bilal'ı. Tilkiler panlıyor. O panlamaya bakma. Domuzla alıp gitmesin. Hakikaten tam seyirlik burası da değil mi? Güzel. Gerçekten. Valla Çukur'da şeyde olmaz. Telefon da çekiyor. İyi. Telefon çekiyor. Aa, konuştum ben yakın. Ya ben Ramazan ne dedim? Buraya bundan gibi böyle şimdiki gençler ben burada geceliğime 500 lira verse yine yatmam. Ya onlar macera arıyor Mehmet abi onlara bakma onlar genç. Ben de evde yatacak olmasa köyden niye geliyorsun? Doğru söylüyor. Orada tarlaya vuracaktı orada çamur. Ben hem ona her sene geleceğim derse orada taş alacağım bir şey senin gibi taş alacaksın oraya hemen yapayım. Evin hemen o ön tarafından yanına. Çok aşağı gitmemek şartıyla bir metre kadar yol yapacaksın. Çadır, böyle bu kamp vuracak taştan ona yer yapacaksın oraya. Her zaman buraya yavru ya olmaz. Yemsene ekmeyeceksin orayı. Hemen o tamam. Kaynağı olan taksinin o arka tarafında kirezin aşağı yanı var ya. Orayı ya beton atacaksın. 5-6 sandım ya da taş döşeyeceksin. Parke taş dolu. Ondan sonra... Ne güzel hayatını yaşıyor işte. Mangalını yakar burada. Şey. Tabii. Ondan üşümez burası, onda. Burası daha iyi böyle yerde. Biraz... Sormadın mı? Kadir'e bir telefon et.
Telefonlandı, ben mezar ayarlayacağım diye. Bana bir an önce söyledi. Vallahi söyle ister böyün ölen, ister 50 sene sonra ölen. Ben dayına mezarın yanını yarın göstereceğim. Onu gazarsın. Bir bilele. Anamın yanına. Evet. İki taşla enfe teyzenin yanına. Tamam. Kendimize hanımınla. İster buraya getirsin. Ne istedim? Ben kaynağım. Hazır mezarımda. Gömüyemi vereceksin. Gazdırdım. Sen çay demleteceksin mi biz mezar kazakan? Ya çay kolay. Ha, sen bize mezar, biz para pul istemiyoruz. Ben sen parasız biz... mezar kazdırmam. Az da çok verin. Bak. Ayarlar sonra. Sen ne diyorsun? Sen o da bizim bir tavuk al ya. Hem mezar kazam, hem çay içem, hem ekmek yiyem. Para buraya bakma. Şahit deyizim orada video o çeksin. Video çekecek. O video çeksin. O yalnız ona yedirmeyem. O elinde bedava tutuyor. Böyle duruyor. Çapıyla çalışır söyleyeyim. Deyiz oğlum sen dost musun düşman mısın ya? Ne diyor işte lan bu? Şimdi ben bedava. Bak ayarlarız. Mezar yumuşadı. Sıkıntı yok. Hiç canını sıkıyor. Yalnız doktora söyle bir mezar gazdırma süresi kadar süre ver bana de. Yani isra versin, isra vermesin ya. Ben zaten. Ülker abla. Arabada kestene vardı al. Onu verdim ben de. Verdim şey mi? Haşeş vardı o şeyde kasada. Ne haşeşi? Şey hoca gazı yolladıydı. Haşeş şey yeme yeşil haşeş. Hey. Çadır nasıl kurulur çek. Valla saniyede kurdu anlamadım ki nasıl kurduğunu yani. 5 dakikada kurdu. 2 dakikada kurdu ben gelene kadar kurmuş zaten yani. Yarın. Ha tamam. Hey. Baba gitti arkadaşının yanına. Tamam. Şimdi kamp hayatı nasıl yaşanır? Kampı buraya yeğenim kuruyor. Önce böyle doğadaki kurumuş ağaçlardan kesmemiz lazım. Bilal bunlar kurumuşlar bak bunlar kuru. He. Araba geçirmek için mi? Yangın etrafa dağılmaması için önlem alıyor yeğenimiz. Taşlarla. Ben dedim toprak yaş herhangi bir şey olmaz. Olsun diyor. Ben diyor tekbir amaçlı diyor. Hep diyor böyle yapıyorum diyor. Riskler diyor asla diyor. Sevmem diyor. O yüzden bakalım şöyle. Kampçıdır yeğenimiz. Kendisi sürekli kamp kurar dağlarda. Neydisin kampın adı? Inter Travel. Inter Travel. He, tatil yani. Aynı sayfalar var. Orada da. Facebook sayfamız var. Instagram sayfası var. Instagram sayfası var. Oradan da takipçi olabiliyorlar. Aynen takipçi olabiliyor. Kamplarımıza da katılabilirler. Kamplara da katılabiliyorlar. Ücretsiz mi kamplar Bilal? Evet evet. Çoğu zaman ücretsiz. Evet. Baltasıyla şimdi Amazon ormanlarına gidiyor. Beş dakikada çadır kuruldu. Beş dakika sürmedi herhalde. Yani. Ateş yaktıktan sonra da burada. Yemek yapacağız şimdi. Ne yemeği yapacaksın yiyen? Valla karides kıvıç olabilir. Ciddi mi söylüyorsun? Aynen. Tavuk olabilir. Bilmiyorum bakacağız. Duruma göre. Erzak var diyorsun yani. Aldık bol aldık. Oo. Çadır. Eniştem de oralarda taş topluyor şimdi. Enişte biz kurduk çadır şeyi gali. Evet. Kurduk gari taşa gerek yok. Hayır, ben sınır dikiyorum. Ha sen sınır dikiyorsun tamam. Ha. Şimdi sınırı bozmuşsunuz değil mi? Yok yok biz değmedik onlara. Ha, tamam. Biz başka yerden getirdik yani. Ya ondan o sınır o sınır. Biz oraya değmedik yani. Ha tamam. Bura çuma diken de sınırı bozmuşsunuz değil mi? Enişte dikme istersen şimdi o da yanlışla gece mece bir şey olur. Koy öyle. Hani üstte falan basar yani. Bu yanına dikelim. Işık mışık hani olmayınca üstüne basar bir şey olur. Yok ışık yakacağım şimdi. He. Aküden alacağım ışığı hava kararsın. Işık açacağım. Çıran var mı? Sınır bozulmaz. Sınırımızı bozdunuz. Evet yavaştan kampçı ateşi yanıyor. Ateşi yakıyorum ki bir an önce köz olsun.
Yemek yapacağım. Aklı başına gelsin de. Aynen. Tüp getirelim mi? Olmaz. Niye? Tüpünün olmaz olur. Olmaz mı? Tüp yapacak. O gider evde otururuz. Yaparız. Olmaz. Güzelliği burada. Uğraş. Emek veriyor. Çobanlık da yapmadın emme sen. Vallahi ben de bilmiyorum da çok bilmiyorum ya. Bu 4-5 yıldır bu kamp benim ne bileyim yaşam şeyim oldu. Hey! Mehmet abi diyor gidiyor. Hey! Geliyor geliyor da evin yanında. Evin yanında geliyor. Köve karşı he. Nereden açımdan toplayacağız. Aynen aynen. Evet. Ya daha bunu da ilk defa kullanacağım. Ne o? Mangal. Izgara. Izgara ha. Elektrikli mi o? Ha? Elektrikli mi? Aynı diyor. Ha seyar. Aynen. Aç bakayım. Adımdan bir ilk defa. Ha, kaliteli bir şeye benziyor ya ki. Bunu böyle koyacaksın üstüne, yemeğini yapacaksın. Oo. Sacı. Ateşi oldu mu? Sacı yak, sacı yak. Sacı yak. Sacı yak, bir açamazsın aynen. Çaydanlık aldım özel. Bu gidişte Şahin derdim ondan. Biz hep senin misafirin olacağız herhalde. Beni ne yapıyorsun? Çay aldım. Ben 200 lira verdim. Çaydan da mı? Ana. Ateşin üstüne mi atıyorsun direkt? Yok ya şunun üstüne koyuvereceğim. Hemşire. Ateşin üstüne de atılır. Ne de bunun kapağını? O işte. Teflondan ha güzel. Net mi? Net çekmez. Ya çekmez çok nadir sesi. Benimki çekiyor. Çekiyor mu? Türksel mi vodafonlu? Türksel. Çift iş çekiyor hem de. Hadi ya. Oha iyi. Evet. Bakayım mesela. İnternet çekmez. Telefon çeker de. İnternet çekiyor işte. Ciddi ben mi söylüyorum? Evet çift iş. O zaman ben Turkcell hattımı takayım. Bakayım. Facebook bağlanır. Ayşe al. Aha. Al bağlandım. Bildiğimlerime bakabiliyorum. Zaten internet varsa sıkıntı yok var, değil mi? Var var. Aynen var internet. Turkcell çekiyor demek ki. O zaman ben Turkcell hattımı takayım buraya. Şu an çekiyor yani bende. Tek bir şey olsa çekiyor. İş görür. Wi-Fi'si bağlanıyor buradan. Huawei senin mi dayı? Evet. Çekiyor mu? Çıkması lazım ama. Sizin Wi-Fi değil mi? Seninki mi? Sen de aldın mı? He. Senin Wi-Fi bağlanıyor buraya. Benim Wi-Fi çekmez ben buna. Çekiyor işte. Huawei değil mi seninki? Yok. Ne? Huawei kimin? Huawei mi? Huawei diye ben bilmiyorum şu adımlar da. Sizinki var ya. Sizinki şey mi? Telekom mu? Telekom var. Benimki şey. Ne? Huawei'de benim. Yo benim şey de bağlandı. Hmm. Benim Wi-Fi de bağlandı. He. Vallahi bağlandı. Böyle buradan bağlandı. Şuradan bağlandı. Bizde Huawei telefonu yok. Telefonu da öyle bir şey var mı? Ay çok güzel. Şöyle parıl parıl yapıyor. Şuna bak. Hay maşallah. Çadır bu mu Bilal? Çadır bu kadarcık mı hemen? Nasıl yatsılıyor onun içine? Nasıl yatsılıyor? Küçük ya. Küçük ya sen içi onun hangar gibi. Ay. En güzel yeri
Çadır attım. Güzel bura. Aşağıda çamur. Ha, neresi? Yok, burası güzel, burası. Bahçeye kuracaktı da. Bahçe. Anında da çamur. Işık var. He, lambam. Ha, o önünü görüyor. He, güzel. Önünü görüyorum böyle. Şey, pilli mi Bilal o? Şarjlı, pillisi de var. Ben şarjlısını aldım. Şarjlıyorum hemen. Ha, iyi. Çünkü pil bulunmaz her yerde. Gel. Ha. İyi, Işığını güzel. Kapat orada, ışık geliyor zaten. Tamam, kapatacaksın. Kapat. Şimdi çaydanlığın bu. He. Ana. Pek güzelmiş. Ha. Yeni aldım onları zaten ya. Takım olarak. Şunu da yeni aldım. Şu ızgara da güzelmiş. O katlanıyor. O çok güzel ama. Ayaklar katlanıyor. Böyle. Yok ben üşümüyorum. Ben iyiyim. Çok iyi üstüm başım benim. Hayır, ben otur değil. Yok oturum ben. Yiyeceğim mi? Çok hamet. Yok yemeyeceğim. Hiçbir şey. Hiçbir şey yemeyeceğim. Şimdi seyyar masasını falan bulmuşum. Biz yalın çok çıktık bu tepelere de. Mehmet Emir'le. Vay Bilal. Şuna bak. Her şey. El feneri bile var ya. Biz onu kırmızı. Son şeyden almıştık. Ülker Bozca'da mıydı? Gökça'da mıydı? Bozca'da. Benim de vardı. Benimki nelerde bilmem. O zaman 30 liraya mı aldık Bilal'le onu biz ona mı? Hatırlamıyorum ki. Bayağı oldu alalım. Evet, 30 liraya aldık. Sen galiba burada çikolata yiyorsun sıcak tutunmak için, sıcak tutsun yok, diye. Yok lan zevkten yok. Seviyorum. Böyle bir şey olsa burası. İyi ya burası. O da attı. Ay yok, Bilal. İyi yok ben oturmayacaksın. Şu ısınmaya değer ya. Ha, insan ısınıyor kızım. Isınma mı canım? Sırtını kalın giyeceksin. Şuna şey oldum Bilal. Bunu yeni almışsın yani. Hı-hı. Bu katlanıyor dedin değil mi? Aynen, ayakları katlanıyor içine. İşte o çok. Şu çok güzel. Şu niye hoşuma katlamaz? Gitti. Hem abla düşüremeyecek. Üzerine bir şey de döşersin değil mi Bilal? Döşeme derken yani yemek pişirdim üstüne ben onu. Şey et falan. Et ha. Onu demek istiyorum. Aynen, tavuk. Et pişirdim. Araya düşüyor yani. Sık ya şey. Tamam. Ya çaydanlığına da hasta oldum ha. Şuna bak. Çok güzel. Ya normal çaydanlıklar çabuk şey oluyordu. Hani var ya benim evdeki. Bu şey mi? Emaye gibi bir şey. Emaye gibi bir şey ama ısınıyor. Sanki teflon gibi. Ha, aynen yani. Güzel. Ama çok iyi Bilal, buraya patates gömeceksin, soğan gömeceksin, ayva gömeceksin. Ya gömeceğim. Kız ayva var da. Diyor demiştin, unuttum ben. İşte buraya gömseydik içine. Yok ya, iyi gayet. Ayvaya mı gideceksin? Çok sen de geldin oturuyorsun Gay abla Bilal'ın yanında. Ben valla işleri makineye çamaşır attıydım, ne oldu lan bilmiyorum. Daha önce yıkamıştı değil mi? bir kısmını çıkardım, ikiyi attım. Ayda Bilal şansına çok güzel baksana. Dolunay çok güzel ay. Dolunay var. Tam kurtların ayı. Şey kurtların şeyi. Ya değil mi? Allah korusun. Dolunay da kurtlar geliyormuş ya. Gelir. Ana gerçek mi lan? Gerçek. Bilal bak Allah korusun başına bir iş geliyor ablacığım eve gelsen. Ya saçmalama ya bak burada ne var? He dur. Ya he anladım. Çeker alo. Çeker. Dayı ne yapıyorsun dayıcığım? Emre. Ben de annemler, yengemler falan benim ateşin başında oturuyor. Çok güzel Bilal. Tam benim şeyim ya bu. Benim ruhumda böyle dağlarda yaşamak var bak. Bilal'la takıl. Ha gerçekten ben bir sene şey Bilal ben bir kere Bodrum'a götürdü Ülker. Hı. O da Bodrum'da şey yaptık. Bir bundan korkmuyorlar alışkın ya. Hmm. Ben böyle bir dağın eteğinde ışık yanıyor gibi oluyor. Allah'ım dedim teröristler mi geldi ki? Allah korusun. Korkudan hiç uyuyamadım. Hadi gelsin de onu şimdi. Hadi patlasın bile. Hadi ne o? Patlamadı. Patlayacak. Dur bakıyorum. Tuttum ona doğru. Neden? Niye patlamadı? Normalde patlıyordu o. Patlamadı Bilal o. Yanmadı o. Yanmadı mı acaba? Yanmadı. Yanarak gitmedi. Bir daha atarız. Sen alışık değilsin daha. Ondan kızım, sonra ben dedim bunlar çadırda yattılar. Ben dedim. Mehmet Emir arıyor. Attık hadi bakalım. Hadi bakalım. Atlaması lazım. Bu şey mi Bilal? Kuru sıkı değil mi? İşte bu şey, kuru sıkı değil bu. Torpil böyle yabani hayvan falan gelirse diye. He, onun için sen evet tek yani hani
Tedbirlerini almışsın yani. Önlemini almışsın. Kuru kuru burada herhalde böyle evet. Enayi gibi şey duracak değiliz yani. Ayı gelir ne bileyim maymun. Bir şey varsa uzaklaştı işte. Evet. Uzaklaştı değil mi varsa? Bu niye ya patlamada öteki yaptım benim ya? Bulabilecek mi onu? Oğlucuğum bu yazın koyunları burada iki deve kaçıyorlar beriber yazık. Öte gidiyorlar. Hemen öte gidiyor böyle kulaklar ne diyorlar. Yazık o gitti Ülker. Ayşe mezeni okunmadan da kurtulardı. Ulumaya başladı. Fitili sövünmüştür. Ulumaya başlamış. O sen iki göz gördüm dedin ya. O muymuş? İki göz gördüm dedin. Dedim işte o zaman Mehmet'e dedim koş dedim sizin o cevizin o şey o zaman orası sıkıdı ya. O da böyle bir gözler parladı. Bir şey varsa o tarafta şimdi dağıldı gitti kaçtı gitti o tarafa. Evet. Biz de Mehmet Demir'le kapının yönündeyiz o da. O yatarken çadıra çadırın içine alıyorum. Bir şey böyle şüphelendim mi ses duydum mu? Baktı. Hayvan böyle insan rahatsız oldum mu böyle sesinden. Atıyorum. Burada bizim burada, insan burada bir şey olmaz. Bilal bir şey olmaz. Yabancı yerlerde. Yabancı yere gidiyorum yani. Burada ne olacak burada Bilal? Burada ne olacak? Tamam şimdi gece. Burada bir gelecek kurt yiyecek başka bir şey olmaz. Allah korusun kurt yedikten sonra yabanda da yese köyde de yese ne fark edecek? Ben gördüm burada kurt var. Geçen yıl şu derenin öteki tarafında çeşmede yolda gördüm. Kurdu. Kurdu gördüm ha. Ben de gördüm. Ana. Gözümle gördüm. Mezarı ben de beraber Nermin de gördü. Merve de gördü. Bir arkadaşım gelmişti. Gece mi gündüz mü gördün? Gündüz gördük. Şurada yalak var köyün bu tarafından gelirken. O yalağın orada gördük. Su içiyordu. Yalak hatta dedin şurada hemen mescidin orada. Aynen. Ha orada mı gördün? Orada gördük. Biz de mezarını orada gördüm. Çınardallık'ta. Ha, şey yapacaktık. Şeyde. Resmini çekecektik hemen kaçtı. Böyle o çok pratiktir. Çok hızlı kaçar. 5-10 saniye böyle durdu. Bizi gördü kaçtı. Susamıştır. Bak ise diyor. Niye de gördü? O kaş üstünü o derede mi görmüş? Ne? Şeyden diyor. Dört tane diyor Ülker. Dört tane olulamıkın. Onunla sürende dolaşıyor. Tilki değildir yani, değil mi? Değil. Tilki bilmiyorum. Tilkinin kuyruğu şey olur böyle. Büyük uzun olur. Uzun ki daha ufak. Sarı sarı diyor. Sarıysa tilkidir. Dört tane. Çakaldır. Dört tane diyor arka arkaya bu yakaya kaçmışlar. Çakaldır o çakal. Çakal da var mı kına acaba? Çakal da vardır abla. Tilkiler yiyordu ya. Şey aman tavuklar yiyordu ya çakal da. Tilki de yiyordu. Çakal mallar da yiyiz o. Kampımıza da bekleriz kampımıza. Intertravel Facebook'ta, Instagram'da. Heh söylesene adresini. Tamam, reklamımızı da yapalım yani. Tamam. Instagram'da söyle adresini. Hem Facebook'ta hem Instagram'dayız. Intertravel. Tamam. Buradan duydular. Aynen. Eklesinler. Eklesinler. Gelsinler kamplarımıza. Aynen. Şu pandemi geçtikten sonra. Pandemi geçsin inşallah. Pandemi de mübarek. Ya yoksa ben arkadaşlarla gelecektim buraya. Acık düşmüş herhalde gayi bugün de. Düştü gari değil mi Bilal Bey? 10-15 kişi gelecektik biz buraya da işte pandemi var diye gelemedik. Pandemiden aynen pandemiden korkudan. Ay da çok güzel Bilal ya. Şansına bu senin de ya. İnan. Ama yağmur var yağından sonra. Yarın yok değil mi? Yarın biz bir ağaçları dikelim de. Yarın bakayım hava durumuna. Hava durumuna bir bak. Bir dömer sarımsak getirdiydim. Çamur mu kınalıklar? Ben dikemedim. Çünkü tohum bulamadım. Aldıydım o da Çin sarımsağıymış. Dikmedim. Yeri götürdüm. Çin sarımsağı olunca ne olur Ülker? İyi olmaz dediler. Dikme dediler. Dikmedim. İri başlı köy karşıda. Ha? Ben de buradan İzmir'e yiyem diye götürdüydüm de. Enişte az geldi dedi. Ben de dedim ya hemen öyle kenarlara içerine giremezsem bir güya sokuvereyim diye hemen öyle yarım külte kadar getirdim de. Yarın yağmurlu. Ya biz ağaçladık. %70 yağmur veriyor. Kesin yağmur. Yarın yağmur. Hemen sabah erken yarın yağmurlu. Cumartesi güneşli. Pazar sizin zamanınız vardır Ülker ya. Zaman değil. Evet. Zaman kısıtlaması yok yani. Zaman değil. Ondan sonra 5 yağmurlu. Ocaktan sonra hep yağmur. O zaman sabah erken kalkın. İşte 9 Ocak'ta kar var. Ana gerçek mi lan? İnşallah. Yağmur ve kar diyor. Oranlar, pazarlar. Kütahya köyü. Ama Kütahya. Sen kalacaksın o zamana kadar. Bekleyeceğim karı. Bilmiyorum beklerim herhalde ya. Beklesin burada. Burada mı duracaksın hep? Niye durmayayım? Yasak mı burası? Hayır onu demiyorum. Başka bir yere kuracağız mı kampı? Yok ya burası güzel ya. Burası iyi. Çok tepe güzel. Manzarası da güzel. Manzarası da çok güzel. Gar yağarken burada nasıl oluyor biliyor musun? Çok güzel oluyor. Bizim Mehmet Emre olmasa biz de gitmeyiz. Ne edeceğiz İzmir'de? Sokulu aşımı da evin içinde bunalıma giriyor insan. Gerçi ben Mehmet Emre'yle bir Nihal'lere gidiyorum. Bir bana geliyorum. Ben o kadar sıkılmıyorum da.
Mehmet evden. Mehmet namaza abi. Gidiyor, o sıkılıyor ya. Yancı olmuştu. Yanarsın da Bilal değil mi? Bunlar yakın. Ya. Ay ay. Şimdi bu sabaha kadar yanması gerekiyor mu Bilal? Yok. Ben söz, şu kütük yandım gider yatarım zaten ya. Yani ateş yanık kalmasın diye bekliyorum başında. Evet. Yok bir şey olmaz. Ateş ne kaçmaz. Kış ya. Olsun yine de ben bu işimi sağlam alayım. Ben ateşi hiçbir zaman yanık bırakıp yatmam. İşte Bodrum'a gittik. Koy diye bir yer var Ülker. Böyle nasıl demirci dağ. Kuzulkar o demirci dağ yandan geldik. Anam hiç gelmemiştim. Sen gittin mi o yandan? Gittik. Nasıl oralar? Güzelmiş ama. Güzel de çok yolları şey. Ya yolu güzel çizdi ya. Babam da diyor ki sen beğenmeyen bir şey oldu. Ben çok beğendim. Ben de çok beğendim. Ondan sonra şey diyor. Biz hep oradan gidiyoruz. Çekimlere gidiyoruz. Ha. Çok gittik. Bu şeyden mi giriyorsunuz? Salili'den. Ha, oradan giriyoruz işte. Zeliha Alan o taraftan giriyoruz. Biz Zeliha Alan o aşağıdan girmedik de. Başka bir yol var üst yanda. Oradan girdik. Bilal biliyormuş orayı. Ama ne barış güzel. Şeyler nasıldı ama? Nasıl güzel. O barış ne oğlada ne çilek ekmişler Allah. He çilek biz çilek. Gitmez mi? Çilek almıştık bir kasa bir sene orada. Ya vallahi. Geziyoruz. Ülker. Her taraf çilek. Adamların ne güzel yerleri varmış oradan. Hiç daha gitmemiştim. Yıllar önce daha o zaman ne kaç yaşımdaydım bilmiyorum da. Daha ufaktık. Koca kamyondan gitmiştik o zaman. O dağ bana bir yüksek gelmişti. Gerçekten de yükseymiş ama. Şeye mi? Pamuk'a mı gittiydin? Pamuk'a giderken. Ha, eskiden tabii. Eskilerden. Şimdi bayağı şey yaptık. Evet. Bizden ne yaptım? Çok hoşumuza gitti. Enişten pek çarpmadı da. Sevmemiş pek. Ya yol ne olduğunu babam da. Onca alışkın değil öyle gezmeye. O yüzden hani. O sevmiyor çok. Sevmiyor gezmeyi. Biz Milan'la seviyoruz. Siz seviyor. O durumda Ayülker bundan şimdi duruyorduk 11 gibi candırmalığa gelmiş. Niye geliyor? Sen olmasaydın Allah bize ceza yazacaklardı. Öyle miydi? Tabii. Sen varsın diye bir şey demediler. Demek ben sizi kurtardım. Nasıl oldu abla? Şey kimlik istemiş. Gece kampı mı gene böyle? Geceydi böyle gece ama. Orada çadır kurmak yasakmış biz bilmiyorduk. Biz de bilmiyorduk çadır kurmak yasakmış orada diyor baksana biraz. Ama gece sabaha karşı Ülker bütün şeyciler geliyor. Denize balıkçılar. Tungur tungur. Bunlar da bağırıyorlar. Ses etmem lan bilmem ne. Sonra böyle bir yamaçta böyle kırmızı ışık yanıyor, söylüyor yanıyor. Allah'ım dedim, gece dedim bura dedim, böyle kervan geçmez dedim, kuş uçmaz. Domuzlar nasıldı? Domuzlar yanı başlığımızda. Allah! Domuzlar geldi ama böyle orman Ülker, her tarafı. Sonra boktum. Candırma demiş, kim ne var benim kimliği isteyince, kim var o da demiş, teyze var demişler. Ay demişler, niye rahatsız ettiniz demişler, hemen bir telefon numarası bırakmışlar. Başınıza bir şey gelirse arayın bizi de ya. Demek de. Başına bir şey geliyor orada. Yok be ya bir şey oldu yok orada. Adam her ihtimale karşı. Bizi şeyde de bir de ateşi ne oranında da Gölcük'te de ilk çadır kurduğumuzda geçen sene Şerafettin'le şey geldi jandarmalar geldi. Dedi ne yapıyorsunuz dedi burada. Çadır kuruz dedik işte şey yapıyoruz o zaman pandemi yoktu. Pandemi yoktu. İyi dedi. Kolay hadi dedi iyi eğlenceler dedi. Kar yağıştı böyle hava buz gibiydi. O zaman soğuktu. Bir şey olursa dediler. Yani başınız sıkışırsa bizi arayın dediler. Tamam dedik. O zaman abla sen olmasan yazacaklar mıymış Bilal'a? Niye? Öyle diyor Bilal bak. Çadır kurmak yasak orada. Orada yasakmış. Bodrum'da yasakmış. Ne bileyim ben. Biz de bilmiyorduk orada. Ama Bilal sadece biz dedik ki başkaları da vardı. Ya vardı da işte ben bilmiyordum. Onlar da bilmiyormuş olduğunu. Demek. Tabela da yok çadır kurmak yasak diye. Tabii yazı falan uyarı olmuyor. Domuz da Ülker buradan senin ev kadar böyle anlaştığımızda geziniyorlar domuzlar. Vay. Ondan sonra bağırışıyoruz, kaçıyorlar yukarıda ağır ağır. Çay içen yok galiba, boşaltayım mı? Boşalt madem. İçersin daha belki. Belki yatmazsın, içer misin? İçersin belki, uyumazsın, dursun. En son yatarken. Hadi en son yatarken. Ama orada çok güzeldi. Orada kalabalıktık. Orada gene şeyler. 9-10 kişi vardık. Kızı vardık, erkekli. Kalabalıktık. Ben çırpı toplayıveriyordum bunlara ulan ormandan. Nasıl buldun odunları? Biz aradık ormana girdik bulamadık. Eski çırpıcılardan değil mi? Valla bir geldi sırtında böyle kuru odunlarla biz böyle bulamadık. Sevindiniz mi? Dolaştık. Sevinmişsiniz. Bunlar her yandan bakıyorlar. Acık ben ileride o gittim Ülker. İleride gittik bulamadık. Ya. Siz bilemezsiniz. O
üstü yaş gibi olur, dipleri kütmekli kuru olur. Yok, kuru tıkır tıkır da. Ülker, bilmiyorum ne odunun olduğunu bilemedim. Ne çırpısı olduğunu. Ayıt mı desem, öyle bir şeye de benziyordu da. Böyle aynı pıynarlar devirdiğimiz gibi devri devir. Nasıl güzel, pıynarları şuralara çıkıvaya bile kafa gibi kütmek. Çıkacağım zaten yarın gündüz. Yani odun lazım. Odun çoktur. Odun nerede biliyor musun? Hemen şuradan dereye doğru gittin mi sağ tarafta kesik kuru odunlar çok. Zaten kuru odun zaten ben. Yaş odun zaten yanmaz. Zaten yaş odun ağaçta kesmem. Odun da şey yapmam, çöp de bırakmam. Aynen, kampçılığın amacı budur. Bak etrafta var mı bir tane çöp? Yok. Topluyorsun sonra götürüp çöp atıyorsun. Aynen aynen ben hatta. Şeyde barajın orada oturduk kahvaltı yaptık da. Bugün mü? Gündüz güzel oldu. Gündüz hava iyiydi. Evet. İzmir zaten sıcak biliyor musun? Yağmur yağıyordu biz çıktığımızda az az. Biz sarağa kanat. Saat 10.30 gibi falan İzmir'den sardık. Oraya geldik. Salil'de şey dur. Belgave yukarı çıktık hiç yağmur ne yok. Sonra o da bir Bilal kahvaltı etmemişmiş. O da bir kahvaltı ettik bire. Bir daha odan şeye. Demirce. Simav. Karamağaçı'dayken geldik işte. İyi yaptınız. Nasıl geçiyor İzmir'de günler? Vallahi İzmir'de Mehmet Demir'le geçiyor günler. Savaşır artık. Ama akıllanmış galiba abla. Eskisi gibi değil. Akıllı da çok yaramaz. Bazen bir iradut geliyor o fırını açıp kaçıyor. Fırını açıp kaçıyor. Buzdolabını alıyor. Güm. Alıyor oyuncaklar tavanlara. Kafama. Benim verdiğim arabaları da kırmış. Hepsini kırdı. Araba mı alıverdiydin? Ufak arabalar almış, vardı ne güzeldi. Onları kırdı. Amcası 100 lira para vermiş arabalı ben diye almışlar. Bir gün. Depmeleyi veriyor üstüne çıkıyor da. Depmelemekten ayrı. Böyle vuruyor hep fıldırıyor. Ama çok akıllı abla. Çok tatlı olmuş. Çok akıllı. Her şeyi anlıyor Ülker. Ama yaramazlıktan da geri kalmıyor. Çocuk var işte ne yapacaksın? Vallahi yazın ne bakamam Ülker burada zor. Burada bakarız yazın yine abla getirsen onu. Vallahi Ülker bir kaçışı var. Şöyle kafayı yedi de. Şu arabaya çarptıra yazdım. Allah korusun diye. Allah. İzmir'de. Anne ne enem mi enem mi dedi. Ben de iyi dedim. Enem hadi dedim. Arabadan hem öyle senin demene gerek yok. Hemen yan gel veriyor. Ayağını birine atıyor. Böyle ha böyle gidiyor. Ondan sonra iniyor kendi. Akıllı çocuk. Ondan sonra Ülker elimden bir kaçtım. Hani arabaya fırladı. Allah'tan kadın vardı yolda. Kadın yakaladı. Bir adam. De Fatih şey camisinin o da kuşlara bakacağım dedi dedim. Elimden bir kaçırdım. Hadi ana yola. Allah zor korusun. Böyle boynundan yakaladım. Üç oldu Ülker. Allah korusun. Bak, korkuyorum İzmir'de bakmaktan. Salma o zaman anne. Niye salıyorsun? Oğlum iniyor arabadan. Bağlama mı lazım bağlama oğlum? Bağlama öyle şey. Aynen. Ya da bir ipliğe varmış çocuğu için. Böyle beline mi bağlıyormuşsun? Eline mi? Şey köpek tasması gibi. Köpek tasması gibi. Vallahi bildiğin gibi. Bilal, o ne? Telefon. Dedim böyle dedim. Hani hani bir şey de diyemiyorum. Ben değil de şeyler bile sınıktırdı. O Aysun var bizim binanın altında. Bir de çocuk var o da. Evet. Aman. Hiç adını unutma. Bak çocuğun adını ben onu diyorum. O Engin. Engin. Onlar da şey alıveriyorlar çikolata falan ona. Çikolatayı seviyor artık değil mi? Oyuncak çıkıyor içinden ya. Ondan seviyor. Oyuncak çıktı mı ben yapamıyorum. O ne kadar şerefsiz ha o gün şey yaptı.